Bugün yanımızda Bursaspor'un kaptanı Emirhan Aydan var. Emirhan, öncelikle hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Hemen kamp süreciyle başlayalım. Nasıl bir kamp süreci geçiriyorsunuz? Vallahi siz de takip ediyorsunuz. Epey yoğun geçiyor. Ama bu bizim için çok iyi. Sezonu iyi hazırlanıyoruz. Çok da dinamik bir takım olacağına inanıyorum ben. Bugün yönetim lideri Emin Adonu transfer tahtasının açıldığını resmen açıkladı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Esas olan Bursaspor. Bursaspor'un hak ettiği günlere ulaşacak olması. Bu anlamda da rekabet çok önemli bana sorarsanız. Tabii ki yeni oyuncular gelecek ve şu an güncel kadroda bulunan hiçbir arkadaşım rekabetten kaçacak oyuncular değil. Dediğim gibi önemli olan Bursaspor ve rekabetin sonucunda da güzel, başarılı performans sergilen Bursaspor ortaya çıkacaktır. Peki Bursaspor'a geliş süreci nasıl yaşandı? Daha takıma. Evet. Biraz sancılı oldu. 3 sene boyunca kiralık gittim. Ama hiçbir zaman pes etmedim. Her zaman buradan beni gönderirlerken ki söyledikleri gelişmelisin cümlesini hedef alarak her zaman gelişmeye çalıştım. Ki nitekim de iyi ki bırakmamışım diyorum şimdi bunun meyvelerini aldıkça. Şu anda her şey güzel gidiyor. 3 senelik zorlukların ardından meyvelerini alıyorum diyebilirim. Bursaspor'da ilk kez sahaya kaptan olarak çıktığında nasıl duygularla çıktın sahaya? Tabii ki şimdi bizler buranın altyapısından çıkmış ve belli hayalleri zihninde canlı tutan futbolcularız. Çok farklı duygular hissediyordum. Yeterli miyim diye sorguladığım dönemler oldu kendimi. Çünkü Bursaspor'un kaptanlığını yapmak birçok sorumluluğu yerine getirmek ve içsel olarak dolu olma gerektiği bir durum bence. Bunun hala bilincindeyim. Hala kendimi geliştirmeye ve Bursaspor kaptanlığına yaraşır şekilde davranmaya çalışıyorum. Şimdi daha çok alıştım diyebilirim. Takım arkadaşlarım, benden yaşça büyük olanlar, yaşça küçük olanlar da bana bu anlamda destek oluyorlar. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Umuyorum ki kaptanlığın adı altında daha güzel başarılar olacaktır. Geçen sezon TFF 1. Lig'in en değerli oyuncusu seçildin. Bu konu hakkında neler düşünüyorsun? Tabii kendi adıma çok onur duyduğum bir ödül. Ama takım olarak daha fazlasını yapabilirdik. Bu anlamda içim buruk. Neyse ki bu sezon telafi edebilme durumu var takım arkadaşlarımın. Umarım bu sene daha iyisini yapacağız geçen seneden. Bursaspor taraftarı seni daha çok Fernando Belucci'ye benzetiyor. Bu konu hakkında düşüncelerin neler? Daha önceki açıklamalarımda da söylemiştim. Ben Belucci'yi maçlara gelerek, izleyerek büyüdüm. Pavlo ile uyumu, Belucci'nin duruşu, saha içinde yaptıkları. İster istemez ondan bir şeyler aldığımı hissediyorum. Bursaspor için unutulmaz bir isim Belucci. Her zaman söylediğim gibi onun da daha iyi bir performans sergileyen hali olmak istiyorum. Camiaya buradan sezon öncesi bir mesaj vermek ister misin? Camia çok heyecanlı. Bizler de heyecanlıyız. Bu sene hiç olmadığı kadar birlik, beraberliğe ihtiyacımız var. Desteğe ihtiyacımız var. Şu an limandayız. Sakiniz ama dalgalı denizler olacak sezonun ortasında. Bu dalgalı denizlerde de birbirimize karşı birliğimiz, beraberliğimiz bizi yeniden karaya ulaştıracak. O yüzden inançlarını yüksek tutsunlar, bizleri her zaman desteklesinler. Daha önceki senelerde olduğu gibi bizler de içeride elimizden gelenin de fazlasını yapacağız.